basınımızın değerli temsilcileri. Düzenlediğimiz basın toplantısına katılımlarınız için teşekkür ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirin diyorum. Değerli çiftçilerimiz, bildiğiniz üzere Toprak Mahsulleri Ofisi 2024 yılı hububat alım fiyatlarını açıklamıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ekmeklik buğday alım fiyatı ton başına 9.250 lira. Makarnalık buğday ton başına 10.000 lira. Arpa alım fiyatı ise ton başına 7.250 lira olarak açıklandı. Açıklanan bu alım fiyatı beklentilerimizin ve üretim maliyetlerinin çok altında kalarak çiftçilerimizi hüsrana uğratmıştır. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar 1 kilo buğdayın üretim maliyetini 10 lira 87 kuruş açıklamıştı. TMO alım fiyatları açıklanmadan önce maliyet fiyatlarımızı bakanlığımıza ve basın aracılığı ile de herkese ilan ettik. Bugün burada sizlerin huzurunda yetkililere sesleniyorum. Enflasyonun %80 olduğu bir dönemde buğdaya %12, arpaya ise %3 artış çiftçinin emeğine devamıdır. Bu fiyat neye göre açıklanmıştır? Geçen yıl mazot 19 TL'ydi, 9 TL'ye buğday sattık. Bu sene mazot 42 TL, bu nasıl artış, bu nasıl orantı? Maliyet artışları hiçbir dikkate alınmadı. Emeğimizin, alın terimizin karşılığı bu değil. Biz çiftçiler olarak açıklanan buğday ve arpa fiyatlarını çok düşük buluyoruz. Bu yüzden açıklanan fiyatı kabul etmiyor, fiyatların tekrar revize edilmesini talep ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı böylesi yüksek enflasyon koşullarında üreticilerin geri maliyetlerindeki artışları göz önüne alındığında açıkladığı alım fiyatları açıkça hayal kırıklığı yaratmıştır. Artan geri fiyatları ve pahalılık yüzünden üreticilerimizin yaşadığı zorluklar ortadadır. Ülkemizde tarımın sürdürülebilmesi için buğday taban fiyatının 14 liranın altında olmaması gerekir. Açıklanan buğday fiyatları ile çiftçimizin sürdürülebilir üretim yapması mümkün değildir. Açıklanan fiyatlarla üretici çok büyük zarar edecektir. Bu fiyatlar önümüzdeki dönemlerde farklı sorunlar doğuracaktır. Son 10 yılda buğday ekim alanlarında %13.7 oranında azalma görülmektedir. TÜİK verileri hububatta toplam üretimin geçen yıla göre %5.4 oranında azalacağını gösteriyor. Bu azalma buğday üretiminden kaçış olduğunu gösteriyor. Fiyat revize edilmezse bu yıl çiftçilerimiz buğdaydan ailesinin geçimini sağlayacak, geliri elde edemeyecek, üretimden daha da fazla kaçacaktır. Buğday fiyatı sadece çiftçilerimizin sorunu değildir. Buğday üretiminden zarar eden çiftçilerimiz üretmezse buğday ülkenin sorunu olacaktır. Değerli katılımcılar, ilimiz genelinde bitkinin ihtiyaç duyduğu dönemde yağışlar yetersiz kalmıştır. Yaptığımız arazi kontrollerinde buğday arpa ekili alanların büyük bir kısmında kuraklığa bağlı olarak kuruma vardır. İlimiz genelinde yüksek oranda rekolte düşüklüğü olacağını tahmin etmekteyiz. Çoğu arazimiz biçilemeyecek durumdadır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile görüşerek durumu anlattık. Talebimiz üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce arazi kontrolleri de yapılmaktadır. Tarsim yetkilileriyle görüştük, ilimize kuraklık olduğunu ilettik. Tarsim yetkilileri arazilerimize tespit çalışmalarını yapmaktadır. Şu anda da arpa ekili arazilerde yapım bitmiştir, biçim yapılabilir demiş. İlimiz çiftçisi kuraklığın vereceği kaybı zarara düşürürken bir açıklanan düşük alım fiyatı bizleri hüsrana uğratmış. Değerli çiftçilerimiz, bir diğer konu bu yıl TMO alımlarındaki ürün bedeli ödemeleri 45 gün içerisinde yapılacak. Çiftçimiz mazot parası, gübre parası, biçer parası ödeyecek, kredi taksidi var, ödeme yapacak. Çiftçimiz bu şartlarda 45 gün bekleyemez. Üretici mahsulünün piyasaya açıklanan fiyatın çok altında vermek zorunda kalacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ürün bedellerini 45 günde ödeyecek olması buğdayı bana getirmeyin anlamına geliyor. Hem fiyatın düşük olması hem de ödemenin geç olması
TMO'nun buğday almama politikası uygulayacağını gösteriyor. TMO ödeme takvimini acilen değiştirmeli, alımlarda çiftçinin hesabına ürün bedelinin peşin aktarmalıdır. Enflasyon rakamları çiftçiye zarar ettirmekle düşmez. Türkiye ekonomisinin toparlanması ve kendine gelmesi için üretim anlayışına sahip olması, bu anlayış güçlendirmesi için de çiftçilerimizin desteğiyle beraber yapılacak politikalar belirleyecektir. Değerli katılımcılar, Çankırı Ziraat Odası olarak biz çiftçiler, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve ilgili bakanlarımızdan açıklanan fiyatların tekrar revize edilmesini, çiftçiyi memnun edecek fiyatın belirlenerek acile açıklanmasını, ilimizde yaşanan kuraklık sebebiyle bize pozitif ayrımcılık yapılarak ilave destek verilmesini talep ediyoruz. Katılımınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çiftçi kardeşlerime de hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi geçirmenizi diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun.